çok heyecan verici bir olayın içindeysen olayı hatırlamak zor olabilir. Böyle olaylar olduğu zaman hep böyle iddialar olur. O anda ne yaptım ben bilmiyorum, hatırlamıyorum filan gibi. Tabii o anda bir tespit şu bu filan bir tespit yapılmadığı için çok fazla ciddiye alınmaz. Ama bu sadece o kişi için değil, başkaları için de olur. Cinayet vesaire filan davalarında yani ben öldürmek niyetinde değildim ama belli bir noktadan sonra işte bıçağı fena halde saplamışım. Çok heyecan verici bir olayın içindeysen olayı hatırlamak zor olabilir. Ama bu ne adamı kurtarır ne de başka bir şey. Çünkü ispatlamak mümkün değil. Çünkü o anda bir değerlendirme yapılmadı ki. Sen karakola gittiğin zaman mantıken hayli sakinleşmiş olmalısın. Etrafındakiler de abi mavi yapma etme bilmem ne filan der. Orada da işte anlat bakalım niye böyle oldu filan dedikleri zaman her şey bambaşka bir boyutta olmuş olur. Bir sene kadar önce Manisa'da bir deprem olmuştu. Hiç kimseye bir şey olmadı. Bir tek genç delikanlı öldü. O da bir üniversite öğrencisiydi. Heyecanlanıp balkondan atlamıştı. Herhalde o da öyle bir şuursuzluk halindeydi. Yani herkes aşağıya merdivenle iniyor. Sen de in basitçe. Ama öyle olmadı. Yani depremden değil de ne yaptığını bilmez bir halde olduğu için öldü bu delikanlı. Yani olabilir. Herkes de olabilir. İlla ki bir hastalık belirtisi değildir.